Çocuğunuzun internette ne yaptığıyla alakalı çeşitli endişeleriniz mi var? Sosyal medyada kimlerle konuştuğunu, hangi uygulamaları kullandığını, ne kadar zaman harcadığını merak mı ediyorsunuz? Cevabınız evetse mSpy tam da size göre bir uygulama. mSpy, ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımını izlemelerine ve kontrol etmelerine yardımcı olan bir ebeveyn kontrol sistemi kontrol uygulaması. Özelliklerine geçmeden önce açıklamalar bölümüne mSpy'ı indirimli kullanabileceğiniz, hem de %40 indirimli kullanabileceğiniz bir link ekliyorum. Oradan da kayıt olabilirsiniz. mSpy ile kontrol ettiğim telefon modeli bu. Okitel'in C32 modeli Android işletim sistemli bir telefon. İsterseniz detaylarına hep birlikte bakalım. Evet, öncelikle sitemiz bu şekilde gözüküyor. mSpy sitesi bu şekilde arkadaşlar. Burada cihazımızı kontrol bölümünü görebiliyoruz. Cihazımız şurada gördüğünüz gibi Android yazıyor. Premium yazıyor ve Nisan 2024'e kadar da geçerli süremiz var. C32 burada device ismiyle görebilirsiniz. C32 ayrıca Android 12 sürümünü de buradan görebiliyorsunuz. Şarjımız %23 kalmış. Wi-Fi'miz açık. İnternetimiz de kapalı olarak gözüküyor. Alta doğru indiğimde gördüğünüz gibi burada konumumuzu da görebiliyoruz arkadaşlar. Şurada 3 yazan bölüme bastığımızda burada bu şekilde günlük hareketlerimi de göstermiş. Buradan konumu görebiliyoruz. Yine aşağı indiğimizde en çok ziyaret edilen web sitelerini buradan görüyoruz. Google, haberler vesaire web siteleri ziyaret edilmiş. Yan tarafta en çok aranan kişileri görebiliyorsunuz. Burada kimleri aramışım detaylı bir şekilde yine görebiliyoruz. Evet, sol tarafa geçtiğimde burada rehber bölümü var. Hemen rehbere basıyoruz arkadaşlar. Cihazımızda bulunan kişilerin isimlerini buradan görebiliyoruz. Kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indiğimde de diğer numaraları görebiliyoruz. Metin mesajlarına baktığımda telefonumuza gelen SMS'leri de buradan görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi çeşitli bahis sitelerinden mesajlar gelmiş. İstenmeyen mesajlar çok fazla rahatsız edici olabiliyor ama fazlaca da geliyor arkadaşlar. Buradan da diğer mesajları da görebiliyorsunuz. Arama bölümüne geldiğimizde bu telefona gelen tüm aramaları da buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indiğimizde tüm numaraları, ne kadar konuşmuş, hangi saatlerde aramalar gelmiş, hepsini detaylı bir şekilde buradan görebiliyoruz. Etkinlikler bölümüne geldiğimizde telefonumuzun takviminde kayıtlı tüm etkinlikleri burada görebiliyoruz arkadaşlar. Cumhuriyet Bayramı, Zafer Bayramı vesaire bir sürü burada gördüğünüz gibi takvime eklenmiş etkinlikler mevcut. Fotoğraflara geldiğimizde cihazımızın, telefonumuzun galerisinde bulunan fotoğrafları burada görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi çeşitli fotoğraflarımız var. Bu telefonu kızım kullandığı için de yine birçok fotoğraf burada görebiliyorsunuz. Video kısmında da galeride kayıtlı videoları görebiliyorsunuz. Wi-Fi ağlarına gelelim. Wi-Fi ağlarında bu cihazın gün içerisinde cihazı kontrol etmeye başladığınız andan itibaren hangi Wi-Fi ağlarına bağlanmış hepsini buradan görebiliyorsunuz. Yine gün içerisinde bağlandı ya da bağlantı koptu vesaire, tüm hepsini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Anahtar kelime takibi buradan yapabiliyoruz. Buraya çeşitli anahtar kelimeler ekleyebiliyoruz. Mesela sakıncalı olabilecek kelimeler ekleyebilirsiniz. Yaş kaç dedim. Bütün her şey için, WhatsApp için, internet için, Skype için, hepsi için ekliyor. Neredesin kelimesini de takip etmek istiyoruz. Bunların hepsini ekleyebiliyoruz. Anahtar kaydediciye geldiğimizde cihazımızda hangi uygulamada ne tür aramalar yapmışız bunları görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru indiğimde Google'da aramalar yapmışım. Google dinozor yumurtaları ne zaman çatladıktan sonra gibi bir arama yapmışız. WhatsApp'ta selam demişiz, mesaj demişiz, bir şeyler yazmışız. Bakın bunların hepsi gözüküyor. Yan taraftan, sol taraftan yine devam ediyorum. Yüklü uygulamaları görebiliyoruz. Telefonumuzda yüklü tüm uygulamalar burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Neler yüklemişiz, neler kullanmışız hepsini görebiliyoruz. GPS konumuna gelelim. Burası da güzel bir özellik arkadaşlar. Burada zaten görüyorsunuz GPS'imizi, konumumuzu buradan görebiliyorsunuz. Harita görünümünü de seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi 10 defa kayıt alınmış burada arkadaşlar. Bu şekilde böyle konum kaydı yapılmış.
Coğrafi çerçevelemeye gelelim. Burada birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. İzin verildi kısmında bu telefonun girebileceği konumları görüyoruz. Sınırlı bölümde de bu telefonun girmemesi gereken konumları görüyoruz ki bakın burada ben eklemişim. İzin verdiğim bölgeler, izin vermediğim bölgeler. Bu bölgelerin dışına çıktığında, izin verilmeyen bölgelere girdiğinde sizlere bildirim geliyor. Ne geliyor? Mail geliyor arkadaşlar. Mail yoluyla bilgilendiriliyorsunuz diyelim. Sosyal ağlara gelelim. Burası da yine çok güzel arkadaşlar. Sosyal ağlarda WhatsApp bölümüne geldiğimde gördüğünüz gibi WhatsApp konuşmalarını buradan görebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Yine Snapchat ile alakalı çeşitli konuşmalar yaptıysanız görebiliyorsunuz. Instagram'da da yine mesajlaşmalarınızı buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim Instagram'daki konuşmalarım burada, son konuşmamda burada yer alıyor. Yine diğer sosyal medya ağlarında yaptığınız konuşmaları buradan görebiliyorsunuz. Tarayıcı geçmişine gelelim. Şöyle tarayıcı geçmişine baktığımızda tarayıcıdan neler aramışız, neler yapmışız onları görüyoruz. Gördüğünüz gibi sulu boya, resmi boyama vesaire demişiz. Sulu boya, haberler, haberler vesaire bunları aramışız. Aşağı geldiğimizde Wi-Fi engellemeye geliyoruz. Girmesini istemediğimiz çeşitli Wi-Fi'lar varsa, Wi-Fi ağları varsa onları buradan engelleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada Wi-Fi ağlarımız var. Kilide bastığımızda engelleye bastığımız zaman bir daha bu Wi-Fi ağlarına bağlanamıyor. Web site engelini yapabiliyoruz. Buraya istediğimiz herhangi bir web siteyi giriyoruz ve artık çocuğumuz bu web siteyi kullanamıyor arkadaşlar. Bu da 10 numara 5 yıldız. Uygulama engelleyebiliyoruz ayrıca. Yani telefonuna uygulamalar yüklemiş ama biz bu uygulamaları kullanmasını istemiyoruz. Bunu da yine aynı şekilde buradan gördüğünüz gibi uygulama listesinden görüp engelleye bastığımızda bu uygulamalar engellenmiş oluyor. Bir daha da kullanılmamış oluyor. Evet, uygulamamız kısaca böyleydi arkadaşlar. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Uygulamayla alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorum bölümüne bekliyorum. Oralara yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, ayrıca bana destek olmak için kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.